Aşk tesadüf mü? Şiddet neyin gerçeği? Bir sosyal paylaşım sitesinde bana gönderilen bir etkinlik daveti benim bu yazıyı yazmama sebep oldu. Aşk tesadüfleri sever mi? Aşk zaten bir tesadüften ibarettir. Her gün gördüğün birine değil, bir anda gördüğüne aşık olursun. Tabi diyeceksiniz ki yıllardır gördüğüm bir arkadaşıma aşık olamaz mıyım? Bir anda gördüğün birine karşı hissettiklerini açmak, karşı tarafın da kabul etmesi ile geliştiyse zaten o kişiyle bir tesadüfle görüştüğün için bir tesadüften ibarettir. Ya da yıllardır aynı çevrede yetiştiğiniz bir kız ya da bir erkek arkadaşın bir anda farklı bir yönünü tesadüfen keşfetmenizin altında yatar aşk. Bir de ne bir anla tesadüfen karşılaşmaya ne de bir tesadüfen bir yönünü keşfetmeye dayanmayan, tamamen hesaplar ile kurulan bir birliktelik vardır. Tüm planlar maddiyata dayanmaktadır. Sonu evlilikle biten bu birlikteliklerde en ufak maddi sendelemelerde evlilikler çatırdamaya başladığı oluyor. Belki de günümüz kültürlü okumuş ailelerde görülen şiddeti buna bağlamak mümkün. Bir aşk ve sevgi birlikteliği olmadığı için her an birbirine üstünlük kurma telaşı içinde yaşayan aile fertleri bir gün şiddetin ucundan tutuveriyor. Flört dönemlerinde yalan üzerine kurulmuş birliktelikler ise bir gün gerçekler ortaya çıktığı an ne huzur kalıyor ne mutluluk. Hemcinslerin birçoğu flört dönemlerinde o kadar kendilerinden uzak bir insan sergiliyorlar ki bir gün kendilerine döndüklerinde hanımların ilk hayal kırıklığı o olsa gerek. Hanımların zaafı ise olmasını istediklerine inanması. Karşı tarafın fütursuzca verdiği tüm vaatleri ve sözleri doğru kabul etmeleri oluyor. Karşılıklı iki tarafın yanlışları üzerine bina edilen hayatların sonu şiddetle bitmekte. Yanlış ve hataları anlıyorum da şiddet nesi bunun? Hem cinslerime buradan sesleniyorum. Eşlerinize şiddet uyguladığınızda ne hissediyorsunuz? Kendinizi daha mı güçlü hissediyorsunuz? Eğer gerçekten güçlü iseniz sorununuzu çözme yolunu neden denemiyorsunuz? Gözü yaşlı analarımız, şiddete uğramış bacılarımız, mutsuzluk içinde eşlerimiz olmamasını umduğum bir sevgililer günü dilerim. 12 Şubat 2012.